Herkese selam, merhabalar. Kova burçları yeniden birlikteyiz. Çok şükürler olsun. Bugün 13-19 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Bu nasıl bir tutuş? Ay bir de çok güzel başladı. Yani bazen fark ediliyordur. Böyle bir oynayarak giresim geliyor videolara. Çünkü güzel hissediyorum ya. Vallahi billahi güzel hissediyorum. Biraz da böyle şen şakrakım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Açmaya çalıştım, açılamayınca dedim ki aha işte niyetiniz tutmuş. Yani çok vaktimiz olsa da desem ki arkadaşlar bu fincan açılmıyor. Bu bir padişah falı. Tutmuş. Oluyor Allah'ın izniyle tabii ki. Oluyor. Gönlünüze niyetinize göre versin Rabbim. Size bir kahve daha yapayım derim. Ama bunu beklemek için zaman lazım. Ama ben zaten sizin adınıza niyetlendim. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi burada görünüyor. Bir, iki. Şunlar çok küçük görünmüyor ama. Dört tane. Ama size iki tane göründüğü için ikisini de yorumlayacağım. İki tane noktanız var. Biri daha büyük, biri daha küçük. Öndeki iki tanesi daha küçük olan, daha da küçük olan. Şimdi burada böyle gidip böyle dönen bir durum var. Çok büyük bir düşünce zamanla tık tık gelmiş, hop burada bitmiş. Yani düşünce varmış, zaman içerisinde şekil değiştirerek yok olmuş. Belki hani ya bir niyetim var. Belki biraz daha ucuzu. Hani belki para yoktu. Hop bitmiş. Hiç günümüze bile ulaşmamış bir olaydan bahsediyorum. Şimdi bu niyet tekrardan, tabi burası çok görünmüyor. Bu niyet tekrardan canlanmış. Bu buralara kadar sıçradı. Şimdi kameranın yerini değiştirmek istemiyorum. Ama yani fark etmişsinizdir zaten sıçradı. Bu düşünceniz tekrardan canlanıyor ama özellikle iki tanesi, iki tane görünüyor. Burada da bir tane. Bugün için düşündüğünüz iki olay ha birleşip bir tane olabilir. Hani yurt dışında yaşamak istiyorum, evlenmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan biriyle evlenirsiniz. İki niyetiniz tek seferde olur gibi bir durumunuz var sevgili arkadaşlar. Maşallah diyorum öncelikle. Ve bunu anlık olarak düşünüyorsunuz. Bir de hepsi sağ tarafta. Kamera umarım aynalama yapmıyordur. Sağ tarafta. Sağ tarafta olması demek sizin aldığınız yerdir. Solda olanları zaten söylüyorum sizden çıkıyor gidiyor diye. Ama sağda olduğu için aldığınız alandır. Çok mu verimkar davranınız? Şimdi alırsınız. Çok mu verdiniz insanlara? Şimdi toplarsınız, şimdi alırsınız. Hani sürekli verimkar, verimkar, verimkar. Ha işte o dönem bitti. Biraz daha aldığınız bir dönem. Yani biraz daha sizin sıranız diyebilirim. Şöyle bir fincanınızı öncelikle sizlere göstereyim. Şimdi dip kısma baktığımda bazen bu dip biliyorsunuz parlamıyor. Çok mat oluyor. İnanılmaz mat görünüyor. Ama sizin öyle değil. Sizin bir sıkıntınız var ama bu sıkıntı çok parlak bir sıkıntı. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi borca girersiniz. Bir boş boş borca girmek vardır. Bir de borca girdim çünkü ev aldım. Çünkü araba aldım. Yani böyle bir şey olabilir. Böyle güzel bir şey. Çok başım ağrıyor. Ama neden? Çünkü ben istediğim bir okul var, onu kazanacağım, onun için çabalıyorum, onun için çalışıyorum. Hani emeğimin verilme şekli bu. Yani istediğiniz bir şey için yaşadığınız bir sıkıntı var. Bunu anlatıyor. Hani tatile gideceksinizdir ama valiz hazırlamak zordur. İşte siz o valiz hazırlama zorluğunu yaşıyorsunuz ama tatile gideceksiniz. İşte bu da parlak olay. Öyle söyleyeyim. Her zaman için böyle olması zaten çok kalın bir tabaka değil, ince bir tabaka. Bu şekilde olması kötü değil. Aa, hemen sıkıntınız var. Hayır, siz güzel bir olay yaşayacaksınız ama bununla ilgili tabii ki birazcık emek vermek gerekebiliyor. Emek olmadan yemek gelmiyor. Burada üst üste çıkılan bir yer var. Şöyle çok dipte ama size göstereyim bakın. Burada biri var. Burada yatay şekilde insanlar var. Bakın E harfleri, L harfleri. Alt rakamı G. ELG var. Bakar mısınız? ELG. H. I. I, L de olabilir ama I diyeceğim buraya. Başka harf L burada zaten. Değil mi? Şimdi arkadaşlar harfler bence çok açık görünüyor. Hele ki G harfi. Ya altı olarak da gördüm ama. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Alt artık bir şeyler değişiyor demektir. Hayatınızda bir değişim vardır. Birincisi L hem de ayağa benziyor. L harfi sizin artık bir yerlere yakıştığınızı anlatır. Bir insana çok yakışıyorsunuzdur, evlenirsiniz. Bir makama, mevkiye, bir okula, bir yere, bir mesleğe artık kiracılık değil. Artık ev sahibi olmaya yakışıyorsunuzdur. Ev sahibi olursunuz. Böyle bir durumu anlatıyor bu bir.
İkincisi, sizler bu dönemde istediğiniz bir şey vardır. Bunun için bir para harcayabilirsiniz. Muhtemelen şurada bahsettiğimiz olay, yani birazcık vereceksiniz ki sonra alasınız. Böyle bir olayı anlatıyor. Burada bir G harfi var. G harfi arkadaşlar dini anlamda. Dini demeyeyim de, evet anlamı din. Ama birazdan maneviyat diyeceğim. Çünkü herkesin dini vesaire hani inanışı bir değil. Bu dönemde manevi olarak yaptığınız bazı çalışmalar var. Kiminizin okumadır, kiminizin şükür namazı kılarsınız, kiminiz okursunuz, tütsü yakarsınız vesaire bir şeyler yaparsınız. Bunların rahatlatıcı etkisinden bu hafta çok fazla istifade edeceğinizi anlatır. E harfi zaten biliyorsunuzdur. Çok sık çıkıyor zaten. Hem de söylemiş olayım, bilin. E harfi sizin çok iyilik yaptığınızı ve yaptığınız iyiliklerin karşılığını almanızı anlatıyor. Bir de şu kısımla ilgili sizlere I harfinden bahsetmiştim. İyi değil, I olarak gördüğüm için de söylüyorum. Ay, çok detaylı anlattım, olsun. I harfi de arkadaşlar bir yol belirledim ve sağa sola dönmeyi düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde başka bir yola gitmeyi düşünmüyorum. Hayatıma bir insan giriyor mu? Tamam, evlenirim. Benim hayatıma iş geliyor mu? Evet, o işe ben girerim. Bugün bu işte çalışım, öf beğenmedim. Ben hemen yarın başka işe gideceğim. Ben bu insanla bir gece geçip hiç beğenmedim. Hemen yarın başka insan bulmalıyım kendime. Böyle bir şey değil. Bir yol belirliyorum ve o yolda ben ilerliyorum. Çünkü ben kararlı bir insanım. Ne istediğini bilen bir insanım. Ve sizin önünüzde biri çok belli, biri çok hafif. Daha doğrusu hafif demeyeyim de. Biri daha zor, biri daha kolay, açık söyleyeceğim. Yollar var. Bu yolların ikisinde ben ucunu açık gördüm. Sonuna kadar gidebileceğiniz iki güzel olay. Hayatınızda da hafif bir üçgen olduğu için şurada görüyorsunuz ki. Hayatınızda da değişimleri beraberinde getirecek olan güzel iki tane yolunuz var. Her şeyin hayırlısı olsun. Bir tane kağıdınız var bakın. Bu kağıt büyük bir kağıt ama zorlu bir kağıt. Çünkü bir patika var. Patikayı görüyor musunuz? Bir patika var. Demek ki aşama aşama emek vererek ya da yıllar, ya üniversitedir, amaç nedir burada? Mezun olmak, iş bulmak. Tabii ki bir anda birden dörde atlayamayacağınız için bu süreçte yavaş yavaş zorlaşarak giden bir süreç var. Çok işte eleman olarak girersiniz, zamanla yukarıya doğru çıkarsınız. Bunun gibi biraz zorlayıcı, gittikçe zorlaşan ama gittikçe de yukarıları, zirveleri vaat eden bir işiniz olduğunu anlatıyor. Şimdi ben şuradan buraya atladım. Bu da aynı şekilde bakın bir merdiven var, görüyor musunuz? Aslında şöyle baktığınızda sıra sıra sanki insanlar var. Şöyle uzak göstersem belki daha iyi olacak. Şurada insanlar var ve yukarıya doğru bir çıkış var. Yukarıya gittikçe insan sayısı azalıyor. Bu da şimdi bir şirkette ne vardır? 1000 tane çalışan, 100 tane şef yardımcısı, 50 şef, işte 10 müdür, bir tane de işte başkan. Yukarıya gittikçe sayı azalıyor değil mi? Sanki sizde de böyle işte hocanın sevdiği en sevdiği 10 öğrenci vardır. 100 tane öğrencisi var. En sevdiği bir 10'lu vardır. İşte o 10'ludan biri olabilirsiniz. Birisinden hoşlanıyorsunuzdur. Çevresinde 100 tane insan vardır. En sevdiği 3 kişiden biri olabilirsiniz. Böyle bir çemberin daraldığı ve hani o kişi olmak için belki birazcık uğraş, belki biraz fazla zaman geçirme, illaki 1-2 haftada değil, 1-2 senede belki kavuşacağınız bir şey var ve bununla ilgili sizin bir ya da halinizdeki bir insanın süreçte olduğunu söyleyebilirim. Biraz atlamış gibi oldum ama birbirlerini çok karşılıyorlar arkadaşlar, o yüzden. Burada güzel samimi konuşmalar var. Büyük büyük insanlar, yani aile isteme olayı olur değil mi? Kimler vardır orada? Ailenin büyükleri vardır. Böyle bir konuşma. İşte mahkeme vardır. Orada işte hakimdir, savcıdır. Böyle böyle bir konuşma. Siz de bu ortamdasınız. Görüşmek, konuşmak istediğiniz ya da cevap beklediğiniz devlet gibi üst makamlar varsa böyle büyük büyük yerlerden cevaplar bu dönem içerisinde gelebilir. Yalnız ben size sadece bir konuda uyaracağım. Yediğinize, işinize dikkat edin ve taktığınız şeylere birazcık bu dönemde dikkat etmeniz önemli. Özellikle de ne gördüm biliyor musunuz? Normalde hiç bilmiyorum işte kalamar yemiyorsanız yemeyin. Bu hafta yemeyin. Hiç yemediğiniz bir şey varsa senelerdir yemiyorum, ver yiyeyim demeyin. Normalde başkasının evinde su içmiyorsanız, hep kendi suyunuzu götürüyorsanız işte taşımaya devam edin. Başkasının yerine bir şeyler yemeyin. Yeme konusunda çok çok dikkatli olun. Bir de taktığınız şeylere dikkat edin. Alerjiniz var belki, yani onu söyleyeyim. Pek fazla bu hafta bir şeyleri değiştirmeyin. İşte kullandığınız çamaşır yumuşatıcı varsa, bir şey varsa değiştirmeyin. Belki kıyafetten gelecek size bir alerji yapacak yani. O yüzden dikkatli olmak faydalı. Ve dediğim gibi taktığınız işte yüzük müzük varsa, yeni bir şey alacaksanız belki irritasyon yapacak, bir şey yapacak ve zarara dokunacak. Yani takabiliyorsanız, işte çelik gibi, gümüş gibi,
Belki biraz daha hani ona bile alerjisi olanlar var. Neye alerjiniz yoksa işte imitasyonu takınca %90 oluyor ya da başka bir şey oluyor bilemiyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yediğinize içtiğinize. Şimdi bakın burada gene büyük insan var. Böyle baba bir kişilik görüyorsunuz var. Karşısında da iki kişisiniz. Sanki iki kişi gidiyorsunuz bu insana bir şey söylüyorsunuz. Yani biz evleneceğiz. Böyle bir şey. Dersiniz ki bu anne babadır. Ya biz iki kardeş kavga ediyorduk. Biz barıştık dersiniz. Böyle bir şey. Ailenin karşısına çıkarsınız dersiniz ki hamileyiz. Hamileyim ya da hamile gibi bir konuşma var. Ya da biz buradan taşınıyoruz hadi bakalım. Ya da ben gidiyorum bu da benim arkadaşım biz beraber gideceğiz. Böyle bir konuşma var. Kesinlikle kötü değil çok da güzel görünüyor. Her şey hayrınıza olsun. Niyetinize şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel bir akışı var aslında. Biraz durdu sonradan bir hızlanma geldi gayet güzel. Bakın gene iki kişisiniz görüyor musunuz? Bu dönemde iki kişi, iki kişi, iki kişi hareket ediyorsunuz. Hem yalnız olmadığınızı söyler. Yani sizi öyle böyle destekleyen bir insana varlığını anlatır. Hem de ikili ilişkilerde çok iletişim kurarak işinizi, gücünüzü hallettiğiniz bir süreçte olduğunuzu anlatıyor güzel arkadaşlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde hala yani neşem devam ediyor. Bakın en baştaki neşe hala devam ediyor. Güzel bir hafta diliyorum her birinize. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize de iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.